Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya'da Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Bugün programımızı iki bölüm halinde yapacağız. Birinci bölümde Kürt siyasetinin duayenlerinden Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin eş başkanı, yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ü, Sayın Ahmet Türk'ü konuk edeceğiz. Sayın Ahmet Türk'le hem Kürtler arası gerilimi, ulusal birliği, Kürt siyasetinde iktidarın çözümsüzlük politikasını, diğer taraftan muhalefetin tavrını, özellikle meclis içi muhalefetin bir kısmının AKP'ye bir nevi destek anlamına gelebilecek tutumunu ve diğer taraftan Demokratik İttifak konuşacağız. Programın ikinci bölümünde de HDP milletvekili Ömer Öcalan'la birlikte olacağız. Onunla da hem Sayın Öcalan'la son dönemde yapılan ilk telefon görüşmesini, 21 yıl sonra yapılan ilk telefon görüşmesini ve ardından iktidarın tecrit politikasını, özellikle hapishanelerde kalan politik tutsaklara dönük tutumu ve diğer taraftan HDP'ye dönük saldırıları, HDP'nin bu saldırılar karşısındaki tutumunu konuşacağız. İlk bölümde Ahmet Türk konuğumuz hazır. Sayın Ahmet Türk, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Kabul ettiğiniz için de teşekkür edeyim. Doğrusu zor bir dönemden geçiyoruz. Siz de uzun dönemdir içerideydiniz. Yayın öncesi dediniz, bugün ilk defa dışarı çıktınız. Öncelikle umarım sağlığınız ve sıhhatiniz yerindedir. Onu sorarak başlayayım. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız Fehim Bey? Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Ahmet Bey, sıcak bir gündem de yaşıyoruz aslında. Bazı dönemlerde ne yazık ki Kürtler arası ciddi çatışmalara da tanıklık ettik ama bu dönem bir çatışma yok. Fakat diğer taraftan gerilimli bir dönem yaşıyoruz ama diğer taraftan da ulusal birlikten de söz ediliyor. Hem bu gerilime son vermek, hem de ulusal birliği sağlamak, evet diyalog önemli ama siz kendi deneyimleriniz ışığında uzun yıllardır Kürt siyasetinin önemli aktörlerinden birisiniz. Doğrusu bu dönemi değerlendirirken, yorumlarken ne demek istersiniz? Bir bütün olarak bu konuyla ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Selam saygılarımı sunuyorum. Uzun süreden beri Kürtler arasında bir birliğin oluşması konusunda önemli çabalar gösterdik. Ama maalesef istediğimiz noktaya gelemedik. Şimdi Kürt halkı bir ulus, bir halk, önemli bir halk. Meseleye ideolojik olarak baktığımızda bir birliğin sağlanmasının çok mümkün olmadığını görüyoruz. Evet, ideolojiniz ne kadar güzel, ne kadar doğru olursa olsun ulusal meselelerde daha farklı bir yaklaşım biçimini ortaya koymamız gerekiyor. Yani burada Kürtlerin talebi nedir, ihtiyaçları nelerdir? Hangi ilkesel bir yaklaşımla veya projelerle ortaya çıkarsak ortak demokratik değerler etrafında buluşturabiliriz. Bu konuda aslında bizim çaba göstermemiz lazım. Şimdi tabii bugün Kürdistan'a baktığımız zaman 4 ayrı parçaya bölünmüş bir Kürt halkı var. Ekonomik, sosyal, kültürel olarak farklılıklar da oluşmuş. Ve her parçanın kendisine göre bir talebi, bir ihtiyacı var. Yani her parçanın ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Bugün Bakür'e baktığımız zaman, yani Türkiye Kürdistan'ına baktığımız zaman, burada talepler demokratik bir cumhuriyet, eşitlik, adalet ilkesi etrafında toplumu buluşturmadır. Burada. Bir Rojava'ya baktığımızda devlet otoritesinin kalmadığı veya devlet otoritesinin Kürtleri ezdiği bir süreç yaşandı. Ama otoritenin yok olduğu zaman Kürtler bir öz savunma mantığıyla hareket etti. Bu zorunlu bir yaklaşımdı. Yani kendini savunmak zorundaydı. Çünkü çeteler Kürtler üzerinde bir baskı, Kürtleri yok etmeye çalışan bir anlayışla yöneldi. Başura baktığımızda farklı bir yaklaşım var. Bir federal yapı oluşmuş. Ama
Orta Doğu'daki diğer güçlerin etkisi altında siyaset yapmak isteyen bir durumla, bir pozisyonla karşı karşıya. Bu nedenle farklı bir şey yapmak lazım. Şimdi ulusal meselelerde ideolojiniz ne kadar düzgün olursa olsun, ne kadar doğru olursa olsun, bir halkı bir ideoloji etrafında toparlamak mümkün değil. Bugün Kürt halkının talepleri nedir? İstekleri nedir? Ortak değerler etrafında nasıl buluşur? Burada ilkesel bir yaklaşımı göstermek lazım. Yani her parçanın ihtiyaçlarına göre belirlemeler yapmak ve burada ilkesel bir yaklaşım göstermek lazım. Bu taleplerin yerine getirilmesi konusunda bir çalışmanın, çabanın içinde olmak lazım. Ama maalesef bu bizim sadece taleplerimiz, istemlerimiz doğrultusunda istediğimiz gibi yürütebileceğimiz bir durum yok ortada. Çünkü biliyoruz ki Orta Doğu'da özellikle Kürtler üzerinde bir hegemonya kurulmuş dört parçada. Devletlerin buradaki etkisini de göz ardı edemeyiz. Yani bir gün başvura baktığımızda İran'ın etkisi var, Türkiye'nin etkisi var, farklı etkiler var. Ve burada ortak bir gelecekle ilgili ilkesel ortak değerlendirmeyi veyahut ortak bir gelecek için çabayı göstermenin çok kolay olmadığını biliyoruz. Ama şurada şunu gerçekleştirmek lazım. Talepler nedir? Her parçanın kendisine göre talepleri olacak. Müsaade ederseniz ben özellikle bu devletler konusunda bir soruyla biraz açmak istiyorum. Yani sonuç itibariyle Türkiye ve İran'ın Güney Kürdistan üzerine hem Yeneke'den hem KDP'den kaynaklı basıncını biliyoruz. Siz de bunu söylediniz. Geçmişte de engelleyici oldu ulusal kongre toplantılarına, hazırlıklarına dönük yapılan çalışmalarda. Tam da bu dönemde bunu aşmak için Kürt siyasal partilerinin nasıl bir tutum geliştirmesi gerekir? Çünkü önemli engellerden birinin bu olduğu çok bariz görünüyor. Yani şimdi bu ulusal kongre çalışmalarında uzun süre 15-20 gün başvuruda bulundum. Bu konuda bütün partilerle, arkadaşlarımızla birlikte, heyetimizle birlikte görüşmeler yaptık. Ancak tabii sonuç alıcı bir noktaya gelemedik. Yani burada işte dış güçlerin etkisi böyle bir ulusal kongrenin çalışmasını veya örgütlenmesini engelleyici bir durumla karşı karşıya kaldık. Şunu çok açık bir şekilde dile getirmemelerine rağmen aslında bu ulusal kongrenin oluşmamasının nedenlerinin dış güçlerin içinde kaldıklarını rahat bir şekilde ifade edebiliriz. Şimdi burada bizim yapacağımız şeyler çok farklı olması gerekir. Hangi parçanın nasıl bir siyasete ihtiyacı var veyahut eksikleri nelerdir? Bu konuda neler yapabilir? Bunu çok iyi doğru koymamız lazım. Şimdi bugün bir başvurun şartları farklıdır, bir Rojava'nın farklıdır. Şimdi Rojava'ya baktığınız zaman işte siyasi otorite yok olmuş, çetelerle Kürtler karşı karşıya gelmiş, çetelerin taarruzuna veyahut işte şeyine karşı bir öz savunma ihtiyacı doğmuş ve bunu öz savunmayı yapmak zorunda kalmış. Bu onun hakkı. Şimdi başvurdaki gelişmeler bir federasyon oluşmuş. Ama tabii bu federasyonun elinin kolunun bağlanması konusunda çok ciddi bir baskıyla karşı karşıya bir şey olmuş. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda veya Bakur'a baktığımızda burada nasıl bir siyaset izlenecek? Burada biz bir demokratik cumhuriyeti esas alıyoruz. Halkların ortak demokratik değerler etrafında buluşması, Kürtlerin adil eşit bir yönetime kavuşması konusunda bir çabamız var. Çünkü biliyoruz Türkiye'deki şartlar ve diğer parçalardaki şartlar birbirinden farklı. Yani bin yıllık bir geçmişi var Kürtlerle. Yani aslında halklar arasında hiçbir sorun yokken siyaset veya Türkiye'yi yönetenler
Kürtleri potansiyel bir tehlike göstererek bunu her zaman işte hak ve özgürlük konusunda bir baskılama politikasıyla bugüne kadar gelmiş. Bu sadece bugünkü iktidar değil, geçmişteki iktidar da öyle. Şimdi Türkiye'de de farklı şeyler var. Yani şimdi burada bir değişim dönüşüm talebinin olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Ama iktidarlar da şunu görüyor. Yani o apolitik kesimleri tek elinde tutarak iktidarlarını yürütmeye çalışıyorlar. Bunun için Kürtleri potansiyel bir tehlike göstererek bugüne kadar bu siyasetleri yürütüyor. Oysa ki geçmişe baktığımız zaman aslında Kürtler ve Türkler arasında bir çekişme yok. Ama siyaset ve milliyetçi ırkçı damar kendilerini ayakta tutmak için Kürtleri potansiyel bir tehlike göstererek bugün bu iktidarını sürdürüyor. Bugüne baktığımızda da aynı durumla karşı karşıyayız. Yani değişim, dönüşüm talebi var ama iktidar apolitik kesimleri veya milliyetçi kesimleri tek elinde tutarak iktidarlarını sürdürmeye çalışan bir mantıkla meseleye çalıştığını görüyoruz. Yani bu gerçekleri göz önünde tuttuğumuz zaman gerçekten Orta Doğu'da değişimin, dönüşümün çok kolay olmadığını biliyoruz. Burada o zaman ne yapmak? İlkesel bir birlik. Kimin hangi talebi var? Bugünkü süreçte hangi parçanın hangi talebi var? Ve koşulları nelerdir? Bunu çok doğru ortaya koymak lazım. Başında da söylediğim zaman evet çok evet Kürtlerin bugün yürüttüğü politika, ideolojik yaklaşım çok güzel. Ama bir halk meselesi, ulusal mesele, halklar meselesi sadece ideolojik bir anlayışla ele alırsanız bir birlik, bütünlük sağlama şansına sahip olmazsınız. Bu özellikle yani bu sadece ben bunu söylemiyorum. Geçmişte sosyalist, Marksist insanlar bile ulusal meseleyi ideolojik bir şeye oturduğumuz zaman bir bütünlük sağlama imkanı yok. O zaman ne yapmak lazım? İhtiyaçlar nelerdir? Yürütülmesi gereken siyaset nelerdir? Bu siyasetler etrafında nasıl bir açılımı yapmak gerekiyor? Bunun üzerinde oturup konuşmak, değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Tam bu noktada siz de dikkat çektiniz aslında ulusal değerler tam da, üzerinden bir araya gelmek. 21 yıl sonra Sayın Öcalan ilk kez bir telefon görüşmesi yaptı ailesiyle ve orada bir 1982 protokolünden söz etti KDP ile PKK arasında olan. O türden bir protokolü bugün güncelleyerek daha geniş bir biçimde Kürt siyasal hareketleri arasında bir yakınlaşmaya dönüştürmek mümkün mü? Bunu şunun için sordum. Siz aynı zamanda 1993'teki süreçte birçok Kürt siyasal hareketinin birbiriyle protokoller yapıp yakınlaşmalar yaşadığı dönemde de önemli aktörlerden biriydiniz. Yani hem 1982 hem 1993'ü düşündüğümüzde benzeri bir dönemin yaşanması mümkün mü? Ya da mümkün olması için ne gerekiyor hem ağırlığı olan sizin gibi Kürt siyasetçilere hem bir bütün olarak Kürt toplumunun kendisine? Evet, yani aslında Kürtler uzun süredir bir arayış içinde ortak hareket etmenin, demokratik değerler etrafında bütünleşmenin çabası içinde ve yine ihtiyaçların karşılanması konusunda ve ortak bir siyasetin yürütülmesi konusunda ciddi bir ayrış içinde. Bu bugün de başlayan bir süreç değil. 1980'lerden bugüne kadar bu arayışlar devam etmiş. Tabii ki biz bugün gelecekle ilgili projelerimizi ortaya koyarken veyahut istediğimiz bir noktaya varmak için ortaya koyduğumuz çabaların bir günde değil ve bir dönemle ilgili değil, gelecekle ilgili de bunu yürütmek gibi bir ihtiyaç duymaktayız ve bunu yürütmek zorundayız. Elbette ki bugünkü arayışlarımız yine devam edecek ama ben buna inanıyorum. Yani geçmişten bugüne kadar yaptığımız görüşmelerde, çalışmalarda, diğer parçalardaki insanlarla yaptığımız görüşmelerde, çalışmalarda
farklı bir bakış açısı var. Var idi. Ama bugün baktığımızda gerçekten bugün Kürtler arasında bir diyalog, birlik olmadan bu işin aşılmayacağını gören bir mantığa önümüze çıkıyor. Yani biz mesela geçmişte başvurdaki işte Kürt siyasi liderleriyle toplantılar yaptığımızda, konuşmalar yaptığımızda farklı bir noktadaydı. İşte birilerini öven, göklere çıkaran bir anlayış vardı. Ama bugün onlar da bir hayal kırıklığı yaşıyor. Bunun böyle olmadı. O zaman yapılması gereken nedir? İlkesel olarak Kürtler arasında bir birliğin oluşması ve bu konuda çalışmaların sürdürülmesi. Tabii başında da söylediğim gibi bu kolay bir şey değil. Herkesin özveriyle bu işe yaklaşması lazım. Yani kendi siyasi ihtiyaçları yerine halkın ihtiyaçlarını esas alan bir yaklaşım biçimini göstermesi lazım. Bunun ötesinde yapılacak bir şey yok. Yani burada hangi parçanın neye ihtiyacı var? Başında da söyledim. Farklı farklı durumlar var. Yani talepler, her parçanın talebi ayrı. Bunları göz önünde tutarak ve gerçekten özveriyle bu konuyu getirmemiz lazım. Ben işte büyüğüm, ben doğruyu söylüyorum gibi bir yaklaşım yerine o büyük olan diğerlerini kucaklamaya yönelik bir siyaseti oluşturması lazım. Biz bunu yaptığımız bir dönemde inanıyorum ki çok farklı şeyler olur. Şimdi geçmişte mesela Türkiye'de Kürt siyasetleri arasında gerçekten çok ciddi sorunlar yaşamaktaydı. Ama gün geçtikçe bunları aştık. Bugün birçok partiyle ortak demokratik değerler etrafında ve Kürt halkının talepleri etrafında ve emekçilerin talebi etrafında bir birliğe doğru çok önemli adımlar attık. Ve bugün zaman zaman da belki onu çok iyi izliyorsunuz, farkındaysınız, ortak bildiriler, ortak görüşler hazırladık. Bunu yaygınlaştırmak gerekir. Bunu yaygınlaştırmak gerekir. Tabii ki Kürtler burada insanca, özgürce yaşama talebi var. Bu talebin yerine getirilmesi konusunda aslında kimseye de zarar vermeyecek bir durumdur. Yani başında da söyledim, Kürtlerin Türk halkıyla bir sorunu yok. Ama siyasetle sorunu var. Kürtleri tam bu konuda biraz da zamanımızı verimli değerlendirip Türkiye'yi de konuşalım istiyorum sizinle. Siz aynı zamanda uzun yıllardır siyasetin içerisindesiniz ve Kürt siyasetinde de çok ciddi görevler ve sorumluluklar üstlendiniz. Görevim yok. Demokratik çözüme tam en yaklaştığımız noktada şiddetle buna yönelen bir iktidar oldu ve henüz bu tutumundan vazgeçmiş değil. Bu işaret de yok doğrusu. Her geçen gün biraz daha fazla saldırıların arttığı bir dönemdeyiz. İktidarın bu siyasetini nasıl değerlendirirsiniz? Doğrusu bu siyasete karşı bir bütün olarak sürdürülen mücadeleye dönük ne dersiniz? Yani iktidarın şiddet pozisyonuna ilişkin yalnız artık Türkiye'de de değil, neredeyse tüm Orta Doğu'da, bölgede bu siyaseti ısrar ve inatla sürdüren bir AKP-MHP iktidarı var karşımızda. Evet. Şimdi tabii Orta Doğu'da Kürtler önemli bir halk. Yani bugün 40 milyonun üzerinde, 45 milyonun üzerinde bir halk. Politize olmuş bir halk. Ne istediğini, taleplerini de bugün çok açık bir şekilde dile getiren bir halk. Şimdi tabii ki Kürtler başında da söylediğim gibi aslında birlikte yaşadığı halklarla demokratik değerler etrafında buluşmak istiyor. Ama bugün Türkiye olsun, diğer ülkeler olsun, Kürtleri potansiyel tehlike gören bir mantığa sahip. Şimdi burada halklar arasında bir sıkıntı yok ama siyaset bu noktaya getirmiş. Şimdi bugün Türkiye'ye baktığımızda Kürtlerin bu taleplerini karşılayacak bir noktada değil. Kültürel haklar,
özgürlük, adalet, eşitlik anlayışından çok uzak. Çünkü bir halkın varlığını tanımadığınız zaman zaten bunu çözme kabiliyetine sahip olamazsınız. Bunun yerine ne yapılıyor? Bugünkü bir baskı politikasıyla, ayrımcı bir politikayla Kürtler üzerinde bir şiddet politikasıyla bunu yürütmeye çalışıyor. Şimdi bunun birkaç nedeni var. Başından beri söylediğim gibi Orta Doğu'da önemli bir halk ve kendisine gerçekten güvenen, demokrasi içselleştirmiş, demokratik hak ve özgürlükleri bilen, ciddi bir potansiyele sahip bir halk. Ama diğer tarafta yıllardan beri bu sadece bu iktidardan kaynaklanan bir durum değil. Yani Kürtleri sindirmeye, susturmaya çalışan bir anlayış. Çünkü Kürtleri Orta Doğu'da potansiyel bir tehlike gören bir mantık var. Yani başında söyledim, halklar arasında böyle bir şey yok. Ama siyaset, siyaset mantığı gerçekten Kürtlerle birlikte yaşadığı Türk halkını ayrıştıracak ve güvensizliği güçlü bir şekilde ortaya koyacak bir noktaya getirmiş. Tabii ki bunların birçok nedenleri var. Sadece Kürtlerin hak ve özgürlüklerini içselleştirmemeden kaynaklanan bir şey. Bir de bir iktidar savaşı var. Şimdi politize olmuş olan bir halkı ikna etmek veya kandırma gibi bir şansa yok. O zaman ne yapacak? Milliyetçi ırkçı damara seslenerek bu milliyetçi ırkçı damarı kendi etrafında toparlayarak iktidarını sürdürmeye yönelik bir anlayış var. Çünkü bazı deneyimler oldu. İşte Kürtlerin böyle hak ve özgürlükler olmadan, adil, eşit bir yönetim anlayışı olmadan taviz vermeyeceğini gören bir anlayışı var. Bunu fark edecek. Bu çözüm sürecinin iktidarda bıraktığı olgudan mı söz ediyorsunuz? Yani tabii, sonuç itibariyle yani, Tabii yani öyle Kürtlerin işte böyle bir süreçte dağılacağını hesaplayan veyahut işte ikna edilerek kandırılacağını hesaplayan bir anlayışla yaklaşıldı. Ben buna inanıyorum ama bunun böyle olmadığını, işte Haziran seçimlerinde böyle bu olmadığını görünce bu sefer ırkçı, milliyetçi veya apolitik kesimi yanında tutarak kendi iktidarlarını sağlamlaştırmaya çalışan bir anlayışla karşı karşıya geldik. Yani bunlardan biri bu. İkincisi şöyle söyleyeyim. Yani yıllardan beri milliyetçi, ırkçı anlayışlar hep Türkiye halkına Kürtleri potansiyel bir tehlike gösterdi. Oysa bu kökünden yanlış. Yani halklar arasında aslında bir güvensizlik yok. Bu güvensizliği, bu gerilimi, bu ayrışmayı yaratan siyasi iktidarlar oldu. Şimdi bu süreçte yapılacak olan şey şudur. Yani Kürtlerle Türkler birbirine düşman değil. Bin yıllık bir geçmişi var. Birlikte yaşamış iki halk. Burada adil, eşit ve gerçekten kültürel, kimliksel hakları tanıyarak burada ortak demokratik değerler etrafında buluşabileceği bir Türkiye yaratma. Biz bunun için zaten hep diyoruz ki Türkiye'de bir demokratik cumhuriyete ihtiyaç var. Herkesin özgür ve eşit olduğu, herkesin kendi kimliksel, kültürel haklarından yararlanacağını bir şey. Yani birilerinin bu haklara sahip olması diğer halkanın zararına değil, tam tersine diğer halkların da demokratikleşmesine ve diğer halkların demokrasiye kavuşmasına katkı sunar. Ama maalesef... Sonuçta şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de iktidar ne derse toplumun geniş bir kesimi de onu söylüyor. Çözüm sürecinde gördük. Herkes birdenbire çözümcü kesildi. Şimdi bakıyoruz herkes birdenbire savaşı savunur durumda. Aynen öyle katılıyorum. Tabii yani siyaset mantığı veya siyaset üslubu maalesef toplumu etkiliyor. Yani iyi dediği zaman iyi herkes bakıyorsunuz ama bir yerde de gerginlik politikasıyla üzerine geldiğiniz zaman bakıyorsunuz çok farklı bir noktaya gidiyor. Yani onu görebiliyoruz biz, bunun farkındayız zaten. Biraz önce de onun için söyledim. Yani halklar arasında bir düşmanlık yok ama halkları düşmanlaştıran
halklar arasında güvensizliği yaratan, ayrımcı politikalarla halkın kafasını karıştıran bir anlayışla karşı karşıyayız. En tehlikelisi de olan budur. Şimdi bizim burada yapmak istediğimiz demokratik değerler etrafında ortak demokratik bir gelecekle ilgili ortak projeler koymak. Burada. Peki şimdi ben demokratik ittifak meselesine ayrı geçelim istiyorum ama tam da bu konuyla bağlantılı eğer müsaade ederseniz biraz da aslında özellikle meclis içindeki muhalefetin tavrını sormak istiyorum size. Son dönemlerde adınız geçti, bazı diyaloglar içerisinde bulunduğunuza dair basına yansıyan bazı haberler oldu. Doğrusu AKP MHP'nin bu kadar rahat hareket etmesine de belki de meclisteki muhalefetin özellikle de CHP'nin tutumu etkili oldu diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum. Siz bu meclis içi muhalefetin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle CHP'nin tutumuna ilişkin ne dersiniz? AKP MHP'ye biraz da cesaret veren bu olmadı mı? Bunu tersine çevirmek mümkün mü? Şimdi siyasetin doğru ve siyasetin kucaklayıcı olması için hak ve özgürlükleri kimlikten tutun her konuda bunları bir hak olarak kabullenmek lazım. Ancak bugün muhalefet dediğimiz zaman bir Cumhuriyet Halk Partisi akla geliyor. Yani bunun ötesinde bir muhalefeti çok fazla tartışmaya gerek yok. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Kürtlerin bir kimliğinin bir siyaset olarak da kültürel olarak bir halk ve bu halkın haklarının olduğunu kabullenmediği müddetçe çok ciddi bir açılımı, kucaklayıcı bir siyaseti yürütme şansına sahip olamaz. Şimdi tabii ki sosyal demokrat bir partili olmasını istiyoruz. Ama gerçekten o milliyetçi dalgadan kendini kurtaran veya onun etkisinde kalmayan bir siyaset anlayışı var. Yani zaman zaman bazı görüşmelerimiz olduğu zaman bu eleştirilerimizi yaptık. Ya Kürtleri dışlayarak veya Kürtlerle böyle çok ciddi ve açık bir diyalog oluşturmadan bu sorunları çözmenize imkan yok. Hı. Şimdi bakıyoruz bir yerde işte bazı muhale veya iktidara karşı söylemlerde bulunuyor ama Kürtler kalınca burada bir suskunluk oluyor. Bir örnek vereyim mesela bir adalet yürüyüşüne katıldık işte başarılar dilemek için. Burada bir de bir ürkekliği gördük. Yani Kürtlerle yan yana gelmekten çekinen bir muhalefet, bir Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi burada da başında da söylediğim gibi siyaset ilkeler üzerinde yürütülür. Şimdi ilkesel olarak Kürtlerin hak, hukukunu, adalet, kimlik, örgütlülük taleplerini siz ciddi bir şekilde içselleştirmezseniz burada demokratik bir siyaseti veya değişim ve dönüşümü gerçekleştirecek bir mantığı, bir anlayışı yürütemezsiniz. Tabii ki burada bir şeyimiz var. Yani geçmişten bugüne kadar birçok tartışmalar oluyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verildi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermedik. Biz gelecekle ilgili, demokratik bir gelecek ile tavrımızı ortaya koyduk. Çünkü biz bir demokratik bir gelecek, ortak demokratik değerler etrafında buluşmanın kapısını araladık. Biz bunu yaptık. Bizim kimseyle bir ittifak gibi bir şeyimiz yok seçimlerde. Ama demokrasi için ittifaka hazırız. Demokratik gelecek için ittifaka hazırız. Değişim ve dönüşümü sağlamak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi belki de kökünden gelen o milliyetçi dalganın etkisinden kendini kurtaramadı. Sosyal demokrat bir parti olmanın arayışı var. Burada da çok değerli insanlar var. Ama yapı olarak bunu değiştirmek, dönüştürmek gerçekten çok zor görünüyor. Umut ediyorum ki önümüzdeki dönemde herkes görür. Şimdi bu koronavirüs işte böyle bir felaketle karşı karşıyayız.
Biz bu bir felaketten sonra birçok şeyin değişeceğini, ortak bir aklın ortaya çıkacağını, bir diyalog ortamının oluşacağını umut ediyorduk. Ama maalesef bugün siyaset diline baktığımız zaman ve bugün yapılanlara baktığımız zaman tamamen umutlarımızı ortadan kaldıran bir noktaya geldik. Bir infaz yasasında bile, işte katiller, rüşvetçiler, çeteler, birçok kesim bundan yararlanırken sadece işte muhalifler ve Kürtlerin bunun dışında bırakılması bile bugün Türkiye'nin gittiği noktayı çok iyi bir şekilde ortaya koyuyor, açıklıyor. Bu da umutları yok eden bir şey. Tabii ki bu bir mücadeledir, bu bir inançtır. Hı hı. Bu inancı koruyarak demokratik mücadeleyi, demokratik siyaseti daha güçlü hale getirmek için çaba içinde olacağız. Ve birilerini ilemeye çalışacağız. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişim ve dönüşümü konusunda çabalarımızı da ortaya koyacağız diye düşünüyorum. Şöyle bir şey sorayım. Yani bugünlerde özellikle AKP üzerinden çok agresif, saldırgan bir tutum gelmeye başladı. CHP'yi bir şekliyle darbe yapmaya dönük bir hazırlık içerisinde gösteriyor. Diğer taraftan CHP'den de Özgür Özel de açıkladı. HDP'yi ya da bir bütün olarak Kürt siyaset aklını ifade etmeden toplumun farklı kesimlerini, işte Kürt demokratları, diğer dindar demokratlar diye sınıflandırıp hepsini CHP'de bütünleştirmeye çağırdı. Bir iktidar değişimine dönük Erdoğan'ın korkusu mu var? Darbe üzerinden bir şey mi yapmaya çalışıyor? CHP'nin toplumun tüm kesimlerine seslenirken bir şekliyle bir proje yine yok. Yani geçmişte de hep seslendi, hep proje önermedi ama nedir değişim aklına ilişkin bir şey demedi. Bu son güncel değerlendirme gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Erdoğan'ın gerçekten bir korkusu var mı yoksa korkuyu kullanarak bir şey mi yapmak istiyor? CHP burada neyi ima ediyor? Ya tabii ki kamuoyu araştırmalarına baktığınızda iktidar gücünü kaybediyor. Oy kaybına uğruyor. Bugün %30'larda işte en iyi değerlendirmeler de %34 olarak gösteriyor. Tabii burada muhalefetin veya koyacağı tavır önemlidir. Şimdi muhalefet bir değişim, dönüşümü, demokratik bir cumhuriyet, demokratik bir gelecekle ilgili bir ilkesel yaklaşımı göstermediği zaman bu çok fazla bir ileri bir noktaya taşıma imkanı yok. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde dediğim gibi değerli insanlar var ama parti olarak, şey olarak baktığınızda en ufak Kürtler meselesi olunca geri adım atmaya çalışıyor. Yani işte biraz Kürtlerle ilgili bir diyalog oluştuğu zaman hemen işte iktidar partisi, onun genel başkanı hemen işte Kürtlerle yan yana duruyor, PKK ile yan yana duruyor. İşte şöyle diyerek onları bir geri adım atmaya zorluyor. Şimdi bunu aşmak lazım. Yani işte Gülenci diyor, bakıyorsun ikinci gün bir cevap yok. İşte PKK ile kol kola diyor, bir cevap yok. Ben burada bir anımı anlatmak istiyorum. Buyurun abi. Geçmişte CHP içinde Erdal Bey ile bir görüşmelerimiz oldu, bir ittifak çalışması yaptık. O zaman o ittifak çalışmalarının da içindeydim. O dönemde de iktidar tarafından işte eleştiriler geldi. Erdal Bey şöyle bir cevap verdi. Dedi ki ben yurttaşlarımı, kendi insanlarımı ötekileştirsem mi iyi, kazansam mı iyi? Böyle bir cevap verdikten sonra tartışmalar bitti. Ama bugün Kürtlerle ilgili bir saldırı olduğu zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir suskunluk veya kendini savunmaya çalışan bir mantıkla karşı karşıya geliyor. Oysa tam tersine yapması lazım. Biz bu ülkede bütün yurttaşlarla ortak demokratik değerler etrafında buluşmak için idealiz gibi bir mantıkla çıksa, bunun cevabını verse, ikide bir her gün işte iktidarın bunları işte köşeye sıkıştırması konusunda kullandığı argümanlar ortadan kalkar.
Ama maalesef başında da söyledim, bir milliyetçi damar var. Bu milliyetçi damarı aşacak bir noktada değil. Veyahut Kürtleri kucaklayan bir cesareti ortaya koyacak noktada değil. Ama umut ediyorum ki gün geçtikçe bu biraz bakıyoruz, bir farklı bir noktaya geldiğini görüyoruz. Ama daha cesur, daha gerçekten top kucaklayıcı, bütün herkesi kucaklayıcı bir mantık. Emekten yana, insanlıktan yana, demokrasiden yana bu tavırlarını daha da netleştirmiş olurlar. Bizim beklentimiz budur. Peki. Bu böyle bir tavır ortaya çıktığı zaman elbette ki biz siyaseti yaparken milletvekili olmak için siyaset yapmıyoruz. Bu ülkede insanların özgür, adil, eşit yaşadığı bir Türkiye'yi özlediğimiz içindir. Kürtlerin kendilerini özgürce ifade edeceği bir gelecek için mücadele ediyoruz. Eğer bunu görebilirlerse ve bu konuda çok ciddi adımlar atarlarsa inanıyorum ki toplumun değişim ve dönüşümü konusunda da önemli katkılar sunar. Şimdi tabii ki muhalefetin bu tavrı, ikircikli veya çok ciddi kucaklayıcı tavrı açık bir şekilde ortaya çıkmayınca İktidar Partisi bunu çok kötü bir şekilde kullanıyor. O milliyetçi, ırkçı kesimleri. Ama ben buna inanıyorum ki eğer bugün cesur bir muhalefet olduğu zaman Kürtler ve Türkler bin yıllık bir geçmişi var. Ortak değerler etrafında buluşturabiliriz. Nasıl Kıbrıs'ı savunuyorsak, şurayı savunuyorsak Kürtlerin haklarını ve Kürtlerin yaşadığı şeyde biz kucaklayıcı bir politik oluşturursak bir sorun kalmaz gibi bir mantıkla yaklaşırsa toplum da bunu çok iyi bir şekilde anlar. Biraz önce siz ifade ettiniz. İşte o belli dönemlerde bir açılım dönemi olduğu zaman işte insanlar ikna oldular. Ama arkasında siyaset mantığı değiştikten sonra farklı bir noktaya gelindi. Ha demek ki siyasetçiler isterlerse veya siyaset yapan Türkiye'nin geleceğiyle ilgili fikir sahibi olan ve etkin olan insanlar bu siyaset mantığını değiştirirlerse birçok şeyi yani taşlar yerine oturabilir, halklar arasında bir diyalog ortamının gelişmesine, birbirini anlama ve birbirlerinin taleplerine destek verecek bir noktaya geleceğine inanıyorum. Peki son 3-5 dakikamız aslında muhalefet ya da toplumun diğer kesimleri yalnızca CHP'den ibaret değil. Meclis dışında da sivil toplum anlamında da çok geniş bir kesim var. Bunlarla ilgili de bir demokratik ittifak politikasını da savundunuz uzun yıllar. Hatta demokrasi için birlikte ya da başka çalışmalarda fiilen içinde de bulundunuz. Demokratik ittifak için ne dersiniz? Konuşmalarınızın içerisinde çeşitli seviyelerde dillendirdiniz ama bir bütün olarak gerçekten toplumun diğer kesimleriyle böyle geniş bir demokratik ittifakın olanakları var mı? Bunu yaşama geçirmek için ne yapmak gerekir? Son böyle 2-3 dakikamız, evet. Belki 4 dakikamız. Tamam. Kürtler mazlum bir halk. Mazlum halkın diğer kesimlerden beklentileri var. Onu anlama, onun taleplerinin yerine getirilmesi konusunda istemlerini karşılamaya yönelik talepleri var. Bugün Türkiye'de bunun çok güçlü bir şekilde geliştiğini görüyoruz. Yani bugün mevcut siyasetlerin dışında veya siyasi partilerin dışında vicdan sahibi olan, akıl sahibi olan, demokrasiye inanan, emeğe inanan insanların bu konuda ciddi bir desteği var. Yani Kürtlerin dışında, Türkiye halklarından bir desteği var. Tabii ki biz bunu çok önemsiyoruz ve çok gerçekten önemli görüyoruz bu konuda. Geçmişten bugüne kadar bu konuda hep arayışlarımız oldu. Zaman zaman toplantılar yaptık, zaman zaman bu Türkiye'de vicdan sahibi insanlarla bir araya geldik. Ama bugün pratikte işleyen bir noktaya geldiğini görüyoruz. Ve burada bir kucaklayıcı bir anlayışın olduğunu görüyoruz. Bu bize umut veriyor. Sevindirici bir gelişme.
Yalnız şurada şunu bazen düşünüyorum. Yani %80'i yoksul, %80'i gerçekten ihtiyaç sahibi noktasına gelmiş olan bir halktan sol siyasetin bu kadar toplum içinde yaygınlaşmaması beni biraz rahatsız ediyor. Tabii ki bu devrimci, demokrat, sosyalist insanların bugün Kürtlere karşı yaklaşımı gerçekten çok güzel bir şey. Ama bunu toplumda yaygınlaştırma, topluma yayma konusunda eksiklerin olduğunu görüyorum. Ben de hala 1974-75'lerde hatırlıyorum, işte Sinop'a gidip gelirken Zonguldak'ın o zaman işte bu kan davalarından dolayı şeyler. O İbrahim Kalpakaya'nın yol üzerindeki mezarına yüzlerce insanın yürüyüş halinde gördüğünü görüyorum. Yani Anadolu'da bir şey var. Ama bugün harekete baktığımız zaman bunu halka yayma. Bu devrimci demokrat talepleri halka yapma, halkı ikna etmeye yönelik bir çabanın eksik olduğuna görüyorum. Ama inanıyorum ki Türkiye değişecek, değişim ve dönüşümü yaşayacak. Kürt ve Türk halkının veya bütün halkların Türkiye'nin demokratik bir geleceğiyle ilgili ortaya koyduğu projeler başarıya ulaşacak. Buna inanıyorum. Peki, ben öncelikle yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Ahmet Bey. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Herkese selam, sağ olun, saygılar. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, programımızın birinci bölümünde Sayın Ahmet Türk'le birlikteydik. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin eş başkanı. Diğer taraftan ikinci bölümde de Sayın Ömer Öcalan'la, HDP milletvekili Sayın Ömer Öcalan'la birlikte olacağımızı söylemiştik. Sayın Öcalan, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Evet, sizi biraz beklettik. Sayın Ahmet Türk'le konuşmamızı bitirdikten hemen sonra sizi aldık. Şunu sorarak başlamak istiyorum. Yani 21 yıl sonra ilk telefon görüşmesi yapıldı aileyle. Sayın Öcalan İmralı'dan telefonla Urfa Cumhuriyet Savcılığı üzerinden konuştu. İlk görüşmesinde de ulusal birlik mesajı verdi. Bunları kamuoyuna yansıdı. Bir şekliyle röportajlar aracılığıyla okuduk, açıklamalar aracılığıyla okuduk. O görüşmeye ilişkin siz ne demek istersiniz? Biraz da görüşmenin detayını, daha doğrusu sizin aracılığınızla bir kez daha almak istiyoruz. Belki gözden kaçan ayrıntılar vardır. Çünkü siz de o sürecin çok yakın takipçisisiniz. Doğrudur. Öncelikle biz saygılarımızı buradan halkımıza iletiyoruz. Gerçekten zorlu ve zahmetli bir süreçten geçtiğimizin bilincindeyiz. Yani toplumun en küçük zerre parçasından tutun, siyasi temsilciler, gazeteciler ve toplumun birçok alanını temsil eden insanlarımız şu an büyük bir baskı altındadır. Ama bunun karşısında da onurlu bir direnişin olduğunu da söylemek lazım. Doğrudur. Sayın Öcalan'la geçen hafta bir görüşme gerçekleşti. 21 yıl aradan sonra ilk görüşme gerçekleşti. Biz bunu bir lütuf olarak görmüyoruz. Bu Sayın Öcalan'ın normal şartlarda ülke yasasının, anayasasında mevcut haklarındadır. Maalesef 21 yıl aradan sonra bu son dönemde yaygınlaşan koronavirüsünden kaynaklı Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla bir görüşme gerçekleşti. Biz bir gün öncesinde aileyi aradılar. Biz de köyden, Amara'dan birlikte Urfa Adliyesi'ne geldik. Orada bir süre, yarım saat 45 dakika gibi bekletildik. Biz de orada bir... Şöyle söyleyeyim, bir gün önce aileyi aradıklarında telefon görüşmesi yapılacağına dair bilgi verdiler mi? Yoksa savcılığa mı gelin dediler sadece? Yani bu bilinen bir şeydi. Bir gün öncesinde cezaevi müdürü babamı arayıp bir görüşmenin gerçekleşeceğini söylemişlerdi. Sayın Öcalan avukatları da durumu izah etmişlerdi. Yani bunu bilerek biz de adliyeye gittik. Orada biz de bir en azından merhabalaşmak için talep ettiğimizde bunun hiçbir koşulda gerçekleşmeyeceğini, sadece kardeşinin burada
telefon aracılığıyla, telefon adliyeye ait, yani başsavcılığa ait telefonla İmralı ile temas kuruldu. Sayın Öcalan'la 20-25 dakika aralığında bir görüşme gerçekleşti. 21 yıl aradan sonra olması gerçekten önemlidir. Orada verilen mesajlar da önemlidir. Hem Kürtlerin birliği noktasında, hem Kürtler dışında diğer bileşenlerle ilgili verdiği mesajlar çok önemlidir. Çünkü bazıları soruyor, sosyal medyadan da ben takip ediyorum. Sayın Öcalan bu konuları nereden biliyordu? Aslında Sayın Öcalan'la gerçekleşen görüşmelerde aile görüşmesi olur, avukat görüşmesi olur. Bu görüşmeler ülkenin gündemi, dünyanın gündeminde ne var? Önce bu sorulur, yani Sayın Öcalan gündemde ne konuşuluyor, ne tartışılıyor diye sorar. Orada da kardeşi Mehmet Öcalan şu an güneyde Kandil Dağı eteklerinde Zineverte alanında peşmerge ile PKK'nın bir noktada karşı karşıya geldiğini söylüyor ve bu uzun süredir gündemde de tartışılıyor. Yani gerginlik biraz had safhada olduğunu söylüyor. Bunun üzerine Sayın Öcalan hem Neçirvan Barzani'den bahsediyor, hem Mesrur Barzani'den bahsediyor, Talabani'nin çocuklarından Kubat Talabani'den bahsediyor. Hatta Neçirvan'a da selamımı söyleyin, biz babasıyla 1982 yılında 10 maddelik bir anlaşma yaptık. Eğer bu anlaşmaya dönülürse, bu anlaşma güncellenirse, orada Kürt partileri arasında ya da Kürt hareketleri arasında herhangi bir sorunun kalmayacağını söyledi. Yani bunu da hatta Neçirvan ve Mesrur'a da selamlarını, Celal Talabani'nin ailesine de selamlarını iletti. Yani burada benim söylemek istediğim, Sayın Öcalan aile görüşmesinde gerçekten orada normal bir görüşme değil, bir aile görüşmesi değildir. Çünkü Orta Doğu, Kürdistan Sayın Öcalan'ı yakından ilgilendiren hem yaşamı için hem mücadelesi için önemlidir. Ve bunu sorunca, bu cevabı alınca buna dönük çözüm önerilerini geliştiriyor. Tabii ki orada en azından bizim açımızdan da dikkat çeken bir durum daha var. Orada birileri uluslararası güçlerin kontrolünde herhangi bir çatışma durumunda, ben bir grubu buradan ortadan kaldırayım, birileri bana burada devlet verir, bir devletleşmeyi oluşturur. Bunu kimse düşünmesin, bu bir yanılgıdır. Eğer orada bir güç olunursa, Kürtler arası bir birlik oluşursa, Kürtlerin 21. yüzyılda çıkarları ya da meşru haklarını elde etmesi daha gerçekçi olduğunu söylemektedir. Bakınız, bundan tam 38 yıl önceki bir anlaşmadır. Aslında 38 yıl, yani bir insanın, biz o dönem yaşamda yoktuk, yani dünyaya gelmemiştik ve şu an bile aynı sorunlar yaşanıyor Fehim Bey. Yani Kürtler arasında Sayın Mesut Barzani de bundan birkaç yıl öncesinde Kürtler arasında hiçbir koşulda Brakuji'nin olmayacağını söylemişti. Ama biz bakıyoruz tekrar maalesef artık buna Kürtlerin bir hastalığı mı, ya da Kürtleri temsil eden partilerin, örgütlerin içine düştüğü bir handikap mı diyelim. Yani hala 40 yıl önceki, ya da öncesine de gidebiliriz. ZNK ve KDP arasındaki çelişkiler, 88'deki, 75'teki birbirinden binlerce Kürt gencinin öldürülmesi durumu vardır. Biz şu an hem basın yayın yoluyla hem diğer yollarla partiler üzerinde oluşan basınç sayesinde, bakınız şu bir haftadır en azından o bölgede kimi yayın organları da dile getiriyor, ortam biraz normale dönmüş. Belki kendi aralarında kimi görüşmeler gerçekleştirecekler. Bir de işin diğer tarafı, artık Kürt halkı içinde, biz de burada halkın içindeyiz, Kürtler arasında herhangi bir çatışma, kan dökme durumunda kim bu olaya müsebbip olursa, hangi parti bu kardeş kanının dökülmesine sebep olursa, dört parçadaki Kürtler tarafından mahkum edileceklerinin bilinçlerindeler. Yani tam bu noktada
Tam bu noktada bir şey de sormak istiyorum. Son dönemde siz ortam normalleşmiş dediniz ama doğrusu basına yansıyan bilgiler çok da o konuda henüz istenilen noktada olunmadığını söylüyor. Yani güçler orada mevcut konumlarını koruyorlar. Bölgeye intikal eden KDP peşmergeleri hala orada ve havadan bombalamalar Türk devleti üzerinden çok ağır bir şekilde sürüyor. Ama gelen açıklamalar şu, yani kamuoyu baskısı artarsa bunun önüne geçmek mümkün olabilir. Yani basıncı arttırmak etkili olabilir diyor. Sayın Öcalan, Mehmet Öcalan'la görüşmesinde kamuoyu baskısının arttırılmasına dönük herhangi bir görüş ifade etti mi? Bunun yanı sıra diğer, yani ulusal birlik dışında ifade ettiği görüşleri de özetlemeniz mümkün mü bize? Bakınız, doğrudur. Belki istenilen bir aşamada değil şu an o bahsettiğimiz bölge. Ama en azından oradaki karşı karşıya gelen güçler arasında bir temasın olduğu söylenmektedir. Tabii ki biz siyasi partilerin Kürtlerin menfaati noktasında birlikte hareket etmesinden yanayız. Biz herhangi bir partinin kendi düşüncesinden, kendi dünya görüşünden, ideolojisinden vazgeçsin diye bir talepte de bulunmuyoruz. Ama zımmi noktada Kürtlerin 21. yüzyılda tekrar 20. yüzyıla ıskalamaması için en azından zımmi noktada bir uzlaşma, bir anlaşmanın olması gerektiği noktasında her defasında da görüşlerimizi dile getiriyoruz. Tabii ki Sayın Öcalan'ın Rojava ile ilgili, Rojava'nın durumundan bahsedilince ben takip ediyorum. Rojava'daki durum ne o kadar kötü ne de o kadar iyidir. Şu an stabil bir şekilde durmaktadır. Ama Rojava'daki kurumlarında, kurumsal yapınında kendini büyütmesi, kendini genişletmesi o kurumsal mekanizmayı daha da ayrıntılandırmasından bahsediyor. Bu noktada ben yine gündemi çok yoğun takip ediyorum. Sanki Sayın Öcalan'ın söyledikleri Rojava'daki özerk yönetimle böyle farklı bir kulvarda oldu. Aslında Rojava'daki mevcut mücadeleyi, mevcut durumu ve beğendiğini ve Türkiye'nin orayı işgal etmeden önce de Serekani ve Grecipi'yi avukatlarla yapılan görüşmede bundan yaklaşık bir yıl önce oraya dikkat çekmişti. Hatta karşılıklı Türkiye'nin de hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğine de Sayın Öcalan vurgu yapmıştı. Bakınız, bu bir öngörüdür. O dönemde Türkiye'nin orayı işgal edeceği, Serekani ve Grecipi'ye saldıracağı öngörüsü Sayın Öcalan'da vardı ve bunu ön almaya dönük bir açıklama, hem stratejik bir açıklama, aslında sınır boyunca Türkiye ya da Türkiye Cumhuriyeti buradan buharlaşıp gitmeyecek bir komşuluk durumu olabilir. Karşılıklı hassasiyetlerin olması gerektiği noktasında da her defasında fikrini belirtmiştir. Yani bu sosyal medyada belirtildiği gibi Rojava yönetimiyle Sayın Öcalan'ın fikirleri arasında herhangi bir karşıtlaşmadan ziyade zaten Rojava projesi kendini besleyen kaynağının neresi olduğunu da biliyor. Demokratik modernite paradigmasından beslendiğini herkes biliyor. Bu tür spekülatif durumlar da sadece organize... Ben şöyle bir şey diyeyim, siz açtığınız için soruyorum. Doğrusu ben de takip ettim o spekülasyonları. Yani Sayın Mehmet Öcalan'ın basına, Mezopotamya Ajansı'na yansıyan görüşlerinden sonra sanki Rojava'da Sayın Abdullah Öcalan'a dönük farklı yaklaşımlar, hesaplar içerisinde olanlar varmış gibi söylenip bazı isimler zikredildi. Bunlar sosyal medya spekülasyonları. Ben onları ciddiye alınması gerektiğine inanmıyorum ama siz olayın tanığı olarak ya da bir şekliyle o görüşmeyi yakından izleyen ve aynı zamanda çok yakın sohbetler de yapan biri olarak, çünkü aynı zamanda Mehmet Öcalan babanız ve birlikte aynı yerden kalıyorsunuz. Orada kastedilen neydi? Onu daha net, somut bir biçimde söyleyebilir misiniz?
kısmen girdiniz ama madem konuyu açtınız daha da somutlamakta yarar var bence. Fehim Bey, o görüntüde konuşulan Kürtçe ile altta geçen yazı birebir zaten birbiriyle uyuşmamaktadır. Yani Kürtçe'yi ortalama bilen biri bunların aslında nereden yönlendirildiğini... Onu biliyoruz ama asıl ne söylendi ben onu soruyorum. Spekülatörler iş başında, o konuda şüphemiz yok. Spekülatörler iş başında ama söylenen ne? Asıl konu Sayın Öcalan'ın belirttiği durumların, özellikle bunu Kuzey Kürdistan için söylüyor. Bunu ne Rojava için söylüyor ne de farklı bir Kürdistan bölgesi için söylüyor. Bunu Kuzey Kürdistan için belki kimi kesimler tarafından ben yanlış algılanıyorum ya da yanlış bir şekilde lanse ediliyorum. İleride fırsatım olursa, imkanım olursa bunun cevabını da ben açık bir şekilde vereceğim diyor. Bunu Kürdistan'ın kuzeyi için söylüyor. Ama öyle bir bu bahsettiğiniz sadece troller değildir Fehim Bey. Bunlar şu an müthiş bir algı oluşturmak için, hatta bunun içinde kimi istihbarat teşkilatları da Kürtler arasında nasıl bir derin çelişki yaratırızın peşindeler. Çünkü çok yönlü bir saldırı vardır. Kürt halkı üzerinden, Kürtlerin siyasi temsilcileri üzerinden çok yoğun bir saldırı vardır. Ve bu saldırıyla başarıya ulaşmadıklarını biz biliyoruz. Bu noktada istihbarat teşkilatlarının kimi çalışmaları vardır. Bazen güneyi kuzeye kırdırma, Rojava'yı kuzeye kırdırma, sanki Kürtler arasında derin çelişkilerin olduğunu belirtiyor. Sayın Öcalan sadece kuzey için kimi durumlarda yanlış anlaşılmalar ya da bana karşı ön yargılı olan insanlar vardır. Zaman gelirse ya da ben fırsat bulursam bu insanlara da cevabını veririm. Yani bunu açıklamalarla da belirtmektedir. Yani zaten 20-25 dakika civarında gerçekleşen bir görüşmeydi. Bu görüşme bir kere tekniki olarak kopukluk yaşanıyor. Sonra tekrar Sayın Öcalan telefon bağlantısı sağlanıyor. Ve orada koronavirüsüyle ilgili de, sağlığıyla ilgili de buraya herhangi bir koronavirüsüyle ilgili bir hastalık ulaşmamıştır. Bizim üzerimizde herhangi bir etkisi yoktur. Ama ilerleyen günlerde, ilerleyen dönemlerde ne olur onu bilmeyiz, bilemeyiz diyor ve görüşme bu şekilde sonlandırılıyor. Yani bu ilk olması ve bu virüsten kaynaklı birebir görüşmenin de olmamasından kaynaklı aslında önemli bir görüşme. Diğer bir konu da ben bakıyorum kimi yazarlar, bugün sizin yazınıza da baktım. Bazı yazarlar, bazı çizerler HDP'yi böyle aşırı bir şekilde eleştireyim derken ufaktan bir devlete dokundurma, ondan sonra da HDP'ye bir saldırı, bir vurma durumu da söz konusu. Bunu son başlığımız olarak konuşalım. HDP'ye saldırılara geçmeden önce bu tecrit meselesini de doğrusu bir kez daha sormak istiyorum. Yani bir taraftan diyelim hem siz hem yani siz derken siyaseten kastediyorum, siyaset olarak diğer taraftan aile olarak görüşmeler var ama tecrit sürüyor diyorsunuz. Toplumda da bu türden şeye, görüşme varsa tecrit yok ve tecrit varsa görüşme olmaz deniyor. Bu olguyu nasıl değerlendirirsiniz? Tecrit özellikle sürüyor derken diğer taraftan da hukuka aykırı bir durum da var. Siz bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Sayın Işık, bakınız 2012'den şimdiye kadar 8 yıl geçmiştir. Bu 8 yıl zarfında avukatlar 2019 yılında büyük açlık grevleri sonucunda 5 görüşme gerçekleştirebildiler. Aile de 2015'ten sonra şimdiye kadar 3 veya 4 görüşme gerçekleştirdi. Şu an geçenlerde 20-25 dakikalık bir telefon görüşmesi Sayın Öcalan üzerinde tecritin kırıldığını ispatı olamaz. Biz devletten herhangi bir ayrıcalık ya da özel bir durum beklemiyoruz. Biz devletin yasasında cezaevinde tutuklu bulunan, hükümlü olan insanların hakları neyse
bunun da Sayın Öcalan'a uygulanmasını istiyoruz. Zaten bir ada hapishanesidir. Etrafı sularla kaplı olan bir adadır. Her yönüyle tecrit altına alınmıştır. Dönem dönem bu tecrit ağırlaşmaktadır. Sayın Öcalan'a öyle sıradan da ucuz bir yaklaşım da olmamalıdır. Bakınız şu an Orta Doğu kaynıyor. Yani her gün her bölgeden çatışmalar meydana geliyor. Bir İçişleri Bakanı var. Biz şimdi bitirdik, yarın bitireceğiz. Bakınız bu ülke kan ağlıyor. Bu ülkede her gün cenazeler geliyor. Ama artık insan ölümü bir sayı sayma makinesine dönüşmüş. Maalesef şu anki hükümet de ölen asker oluyor ya da yaşamını yitiren PKK militanları oluyor. Artık bir rakam savaşına girmişlerdir. Biz de burada Sayın Öcalan'ın 40 yıldır devam eden ve öncesi de olan yılları, yüzyılları bulan bir Kürt sorunu vardır. Bu noktada rol ve misyonu vardır. Sayın Öcalan Kürdistan'ın dört parçasında da dikkate alınan önemli bir pozisyondadır ve bu sorun Sayın Öcalan'la hızlı bir şekilde çözülebilir. Biz parti olarak da bunları belirtiyoruz. Toplum içinde de bu gerçeklik vardır, bu durum vardır yani. Sayın Öcalan'ın devre dışı kaldığı dönemlerde biz kanın nasıl gövdeyi götürdüğünü bilmekteyiz. Ama maalesef şu an devlet içerisinde, yani buna da AKP, MHP faşizmi diyoruz bazen, biz de diyoruz. Aslında bu AKP, MHP faşizminden öte bir durumdur. Aslında biz sadece bu işi AKP ve MHP'nin söylediğini, yaptığını söylersek yanılmış oluruz. Şimdi bu bir devlet politikası olmuştur. Bakınız 1900 şu an içinde bulunduğumuz gün itibariyle bile 4 Mayıs Aleviler üzerinde uygulanan soykırımının yıl dönümüdür. Yani 37 ile 50 arasındaki tek parti döneminde CHP'nin uyguladığı politikaları şu an maalesef AKP ve MHP uygulamaktadır. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz biz. Peki tam bu döneme özgü bu tecriti siz de dediniz Kürt sorununun ile bağlantılı aslında bir şekilde AKP-MHP iktidarının ya da işte bir bütün olarak Türk devletinin düşman hukuku uygulayarak Kürt sorununun çözümsüzlüğü üzerinden nemalanmaya dönük yaklaşımına bağladınız. Bunu biraz daha açmak için soruyorum bu süren tecrit bağlamında. Çünkü dikkat çektiğiniz bir olgu da var. Sayın Öcalan'la görüşmelerin yapıldığı dönemlerde aslında kanın da durduğu bir şekliyle ölümlerin de yaşanmadığı dönemlerden söz ettiniz. Bunun siyaseten sizi ilgilendiren boyutu da yok mu? Yani sonuçta kamuoyuna bunu anlatma gibi bir sorumluluk da var. Görüşme var ise çözüme odaklı yaklaşımlar var, ölüm yok. Görüşme yok ise, tecrit sürüyor ise çatışma var, savaş var, ölüm var. Bunu toplumun en geniş kesimine nasıl anlatmak mümkün tecritle bağlantılı politikalar ışığında? Doğrudur. Şu an bizim iletişim kanallarımız, şu an mevcut konuştuğumuz ortam, bazen diğer alternatif iletişim ağlarımız vardır. Onun dışında şu an müthiş bir ambargo vardır. Tabii bu şeye gerekçe olamaz yani. Geniş kitlelere, kamuoyuna, halka ulaşmak lazım. Bu düşünceyi, fikri her evde örgütlemek gerekiyor. Şu an biz yaşanan durumları tutup sadece AKP ve MHP şiddetine de endeksleyemeyiz. Doğrudur. Sayın Öcalan 2009'dan aslında başlıyor kimi görüşmeler. Oslo süreci vardır. Sonra 2013 ve 15 arasında göreceli bir çözüm sürecinin ya da demokratik çözüm süreci diye bahsedilen dönemden geçeriz. Aslında devlet bir yanıyla kendini inkar etmektedir. O dönem yaşanan süreç kısmi karşılıklı bir ateşkes, kanın akmadığı bir süreç, devletin Sayın Öcalan'ın muhatap gördüğü bir süreçtir. Adaya heyetlerin gittiği bir süreçtir. Uzun süre görüşmelerin yaşandığı bir süreçtir. Aslında devlet şu an kendini inkar etmektedir. O dönemi yaşanmamış sayıyor. İnsanları da böyle balık hafızalı olarak görmektedir. Bizim bunu anlatmamız lazım. Doğrudur. Bunu kimi iletişim kanallarıyla anlatmamız lazım. Halkın içine
girmemiz lazım. Gücümüz oranda da bu katkıyı yapıyoruz. Bakınız biz... Yani sorun şu Sayın Canan, ben şunun için sordum. Sizden önce Sayın Ahmet Türk'le de konuşurken aslında bu bir şekliyle konuşuldu. Yani Trabzon'da, Rize'de ya da Orta Anadolu'da oğlu askere gidip oralarda ölen, ki bugünlerde artık ölüleri bile doğru dürüst söylemiyorlar. İnsanlar şunu nasıl bilmeli ki gerçekten çözüme dönük adımlar atıldığında, Sayın Öcalan'la bir şekliyle muhataplık sağlandığında bu ölümler de duracak. Yani Kürt halkı politize bir halk ve ciddi anlamda inanıyor. Ama toplumun diğer kesimlerinde öyle ki Türkiye'de soldan bakanlar bile neredeyse AKP, MHP kadar düşmanlık yapıyor. Bu bağlamda sordum ben özellikle. Sayın Işık, şimdi açık konuşmak gerekirse bir Türkçülük ideolojisinin Türkiye'de hakim olduğunu kabul etmek lazım. Yani kimi kitaplara, tez konularına da bu girmiştir, literatüre girmiştir. Türk olmak, Türkçü olmak toplumda kimi kesimlere ya da Türkler için bir imtiyazdır. Türkler için bir avantajdır. Türkçülüğün bir ideoloji olduğunu, bir düşünce biçimi olduğunu anlatmak lazım. Ve bunu da bu imtiyazdan yararlanan da büyük bir kesim vardır. Doğrudur, aslında HDP projesi bir kendi içinde Kürtlerin ulusal birliği noktasında çaba harcayan bir pozisyondadır. Diğer alanda kendi dışında farklı bileşenleri, farklı düşünceye sahip olan sol, sosyalist, akademisyen, entelektüel, feministleri kendi içinde barındıran ve ülkenin tüm sorunlarını birlikte çözme noktasında rol oynayan bir projedir. Maalesef her yönüyle bir vatan, millet, Sakarya edebiyatı popoflanıyor. Bu sadece Kürtlere karşı uygulanan bir sistem de değildir. Bakınız, büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Değil aslında, büyük bir ekonomik krizin içindeyiz. Yani ülke şu an ekonomik olarak çökmüş durumdadır. Ve bu noktada da iktidarlar ya da devlet mekanizması Türkçülük ideolojisi etrafında insanları konsolide ediyor. Bakınız, dönem dönem bazı şeyler konu olurdu. Karadeniz'de dolu yağardı, fındık ağaçlarına, fındığa zarar verirdi. İnsanları sokağa çıkarırlardı, ellerine verirlerdi bayrakları. Kürtlere ya da PKK'ye dönük eylem etkinlik içinde olurlardı. Şu an bir 100 yıllık biz devlet tarihine bakmamız lazım. İttihat ve Terakki geleneğine bakmamız lazım. Yani bu Türkçülük ideolojisi öyle basite alınacak, öyle kısa vadede aşılacak bir durum değildir. Bu noktada biz eğer devleti kısmen bir çözüm noktasına çekebilirsek, devlet bu toplumu kısa sürede bir noktaya angaje edebilir. 2013 ve 2014 sürecinde bakınız, İç Anadolu'da, Kırşehir'de, Konya'da orada yaşayan insanlar, kimisinin annesi, dedesi, babası kendini Kürtlükle ilişkilendirme noktasına gitmişti. Yıllar önce sürgün edilen insanlar kendi kimliklerine sahip çıktılar. Bu bir devlet politikasıdır. Biz eğer devleti bu noktada zorlayabilirsek, bir demokratik çözüm noktasına çekebilirsek, toplumdaki dönüşüm de çok erken olacaktır. Ama şu an HDP illegalize edilmiş, terörize edilmiş ve devlet tarafından da Kürdistan'a sıkıştırılmak istenen bir noktaya çekiliyor. Bazen kendini Kürt ya da Kürtperver olarak görenler aslında diğer alanları hepsini bırakıp Kürdistan'ın savunmasına, Kürdistan'ın mücadeleyi daha ön plana çıkarma noktasında önerilerde bulunuyor. Ama Kürtlerin bu noktada yalnızlaşmaması gerekiyor. Kürtler sadece Kürdistan'a hapsolursa Kürdistan'ı bir durum çok önemlidir. Orayı boş bırakmamak lazım, örgütlemek lazım. Ama sadece Kürdistan'ın noktayla kalırsa HDP'nin ya da Kürt mücadelesinin üzerindeki şiddet kat be kat artacak. Ondan dolayı Kürtler Orta Doğu'da ya da Türkiye sahasında hiçbir zaman tek kalmamalıdır. Kürtlerin Türk dostları da, Türkmen dostları da,
Ermeni dostları da, akademisyenler de, ne bileyim, aydınlar da Kürtlerle birlikte olmak durumda. O zaman Kürtlere vurulan her bir sopa en azından kısmen de olsa Türkiye'nin diğer tarafından duyulabilir. Yani böyle biraz bakmak lazım. İki HDP iki ayaklı bir mücadele yürütür. Bir taraftan Kürdistani yönü, bir taraftan Kürtlerin haklı mücadelesi, diğer taraftan da siyaset yapıyor. Yani Türkiye'nin yasalarına, hukukuna bağlı bir pozisyondadır. Kendi çeperini, dostlarını, bileşenlerini bırakınız daraltmayı, daha da genişletme noktasında şu an çalışmalarımız var ve bu çalışmalar ilerleyen süreçlerde de devam edecektir. Peki, HDP'ye dönük konuştunuz. Ben biraz önce dediniz işte devlet istediğinde dönüştürebiliyor. Ben aslında siyasetin dönüştürmesinden söz ediyorum. Önemli olan o. HDP bu konuda önemli bir adım, doğrudur. Ama sanırım herhalde bu konuda Türk toplumunun geniş bir kesimine ulaşamamanın getirdiği etkiler var. Bu geniş kesime ulaşmamanın da HDP'ye dönük saldırılarla bağlantısı var. Yani HDP'ye dönük baskı ve saldırılar giderek artıyor. Evet, buyurun. Bir cümle söyleyeyim. Bakınız, 2013 ve 14-15'te ben Mardin'de il eş başkanıydım. Bakınız, o dönem hem bizim eş başkanlarımız hem parti çalışanlarımız, orada onlarca kanal, Habertürk'ünden her gün, yani öyle bir kanal açılmıştı. HDP baktılar önünü alamayacaklar ve artık o çökertme planı, projesi doğrultusunda müdahale ettiler. O dönemde HDP'nin içinde bulunduğu imkanlar, pozisyonlar çok farklıydı. Bakınız, sözcü gibi ırkçı bir kaste bile HDP haber konusu oluyordu. Şu an lehte ve aleyhte HDP'nin hiçbir programı maalesef yayınlanmıyor, görünmüyor. Evet, bu uzun bir mesele ama ben sonuç itibariyle gazeteciyim. Yanıt verirsem farklı şeyler de sorarım. Yani sonuç itibariyle devlet vermez ama siz siyasete ulaşmak durumundasınız. Böyle bir durum da var. Yani toplumun en geniş kesimine ulaşması gereken bir siyasi mekanizmadan söz ediyoruz. Çünkü Kürtler tek tek hücrelerde örgütlenerek bugünlere geldiler. Yani kolay bir aşama değildi. Üç kişinin kurduğu örgütler bugün milyonlara hitap ediyor. O anlamda diyorum. Yoksa bu size dönük bir suçlama ya da eksiklik anlamda demiyorum. Ama HDP'ye dönük saldırıların da evet çok büyük bir etkisi var. Yani bugün HDP'ye yapılanın belki 100.000'de biri AKP'ye yapılsa, ertesi gün tek kapısının, tek örgütünün kapısını açamaz. Bu saldırıların sürmesini neye bağlıyorsunuz? Nasıl? Bu saldırıların sürmesini siz neye bağlıyorsunuz? Özellikle bu konuyla ilgili görüşlerinizi de almak istiyorum. Yani devlet bunca saldırıya rağmen hala istediği sonucu elde edememiş ama buna rağmen de politikasından vazgeçmiş değil. Bakınız, 2015'ten sonra sadece biz seçim endeksli bir parti de değiliz. Aslında bahsettiğiniz durumlara ben katılıyorum. Bu söylediklerim bahane değildir. Ama biz tarihe de zamansal ve mekansal bakmak durumundayız. Doğrudur. Üretmekle, politika yapmakla, sorunları aşmakla mükellefiz. Ama biz tarihe zamansal ve mekansal bakmazsak bazı şeyleri de ıskalayabiliriz. Bu söylediklerim de kesinlikle bir bahane değildir. Madem biz bu sorumluluğu, bu temsiliyeti almışız, biz bu halkın geleceğiyle ilgili faaliyetlerimizi daha da derinleştirmemiz gerekiyor. Doğrudur. 2000 devlet niye müdahale etti? Devlet niye bu kadar saldırganlaştı? Öncesinde de vardı, 90'da da vardı, 80'de de vardı. 2006-7 terörle mücadele kanunu ya da o dönemde Kürdistan'da bir hareketlilik de vardı. Bakınız, 2015 süreci ya da 14 devlet kodlarıyla oynadı. Türkiye'nin ve Kürdistan'ın bir emarını çekti. Yüzyıllık uygulanan asimilasyon, soykırım politikasını önüne koydu, emarını çekti. Bir Kırşehir'de bile Kürt gerçekliği ortaya çıktı. Konya'da, Haymana'da, Ankara'da 100 yıl önce, 200 yıl önce sürgün edilen insanlar, biz Kürdüz,
Bizim dedemiz, nenemiz Kürttür, biz Van'dan geldik, Urfa'dan geldik, Kars'tan geldik. İnsanlar o öze dönüşü yaşadılar. Devlet bu gerçekliği gördü hocam. Bu noktada da devlet müdahale etti. Tabii ki devletin birden çok planı vardır. Bu bahsettiğimiz 2015'ten sonra, bu şehir savaşlarından sonra 2014'teki bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısı belgeleri vardır. Bir çökertme planı vardır. Kobani olaylarından sonra devlet tekrar bazı durumları gözden geçirdi ve tarihe müdahale etti. 2015'ten sonra tüm şiddetini arttırdı ve bu şiddetle Kürtleri yıldıracağını, tasfiye edeceğini düşünüyor. Şu an belki mantıken bizim mantığımıza uygun gelmiyor. Bakınız, Erdoğan o dönem söyledi Rojava için, biz buradan gireceğiz, Cerablus'u alacağız, Elbaba gideceğiz, Rakka'ya gideceğiz, Musul'u alacağız. Oradan bize göre çok mantıksız şeyler olabilir. Ama onların böyle bir hedefi var, böyle bir mücadelesi var. Ve bunu da dönem dönem kendi önlerine koymaktadırlar. HDP içinde, HDP bir demokratik modernite paradigmasıdır. Biz biliyoruz. Beslendiği kaynağın neresi olduğunu da biliyoruz. DBP her ne kadar Sayın Öcalan'ın projesi ise, HDP'nin de oluşumunda, genişlemesinde, büyümesinde çatı partisi geleneği vardır. Ve devlet burada ön almaya çalıştı. Şunun öz eleştirisini de ben en azından kendi payıma düşen olarak verebilirim. 2013-15 aralığı biz de o dönem, çünkü Mardin'deydik, İLEŞ başkanıydık. İnanmıştık Sayın Hocam, biz o dönem barışın geleceğine inanmıştık ve o seçimlere öyle gittik. Dedik, bir daha kanın dökülmemesi için, bir daha savaşın olmaması için, gençlerin ölmemesi için HDP barajı aşmalıdır ve bunun çalışmasını yaptık. Biz o dönem bu duruma inandık ve şu an biraz bu işin önlemi alını nasıl örgütlemesi daha derin yapılabilirdi. Bu paradigma, bu felsefe her evde örgütlenebilirdi. Bu düşünce her eve girebilirdi. Şu anda öyledir ama o dönemki imkanlar daha farklıydı. Devlet tarihe müdahale ediyor. Kürtlerin 21. yüzyılda artık bir statü sahibi olacağı kaçınılmazdır. Ve bu statüyü en azami noktaya çekmektedir. Bir nevi Sayın Öcalan da aslında 1915-23, 2015-23 birbirine çok benziyor. Devlet bu noktada bu tarihlerin tekerrür etmesini istiyor. Biz de göstereceğimiz çaba, yapacağımız mücadele, en azından biz siyaset yapıyoruz, halkla iç içeyiz. Bunun mücadelesini, demokratik bir alanda siyaset yapmak istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Biz bu noktada gecemizi gündüzümüze katıp 21. yüzyılı ıskalamamamız gerekiyor. Tarih önünde bunun vebali çok ağırdır. Biz tarih önünde siyasetçiler, politikacılar, sendikacılar, aydınlar, entelektüeller tarih önünde büyük bir yükün aldılar ve biz bunu örgütlü bir şekilde başarabiliriz. Bakınız, ilk programa başlamadan önce akademisyenlerden bahsettik. Şu an hafiften devlette bir kelime edip de HDP'ye onlarca ağza gelinmeyen şeyler söyleyenler, 2016'da ihraç edilen yüzlerce akademisyene baksınlar. Binlerce akademisyen, 2000 üzerinde savaş olmasın, kan dökülmesin diye bir bildiri yayınladılar ve bunun altına imza attılar. Biz bu işte yokuz dediler. Biraz en azından vicdani yaklaşılması gerekiyor diye ben düşünüyorum. Tabii ki herkes gazeteci, kendi görevini yapar. Kimse gazetecinin ne soracağını, ne yazacağına karışmaz. Ya da bir akademisyen akademik alanda çalışmasını yapar. Ama işin kolayı olmamalıdır. Burada zor olan egemeni eleştirmektir. Zor olan zor aygıtını, gücü elinde bulunduranları eleştirmektir. Çünkü Cizre'de, Bodrum'da onlarca genç yakıldı. Yani tutup burada devlete bir kelime edip HDP'ye onlarca şiddetle arasına mesafe koysun, bilmem nereyle arasına mesafe koysun yaklaşımını biz vicdani de bulmuyoruz, doğru da bulmuyoruz. Tabii söz hakkı vardır. Herkes eleştirisini yapar. Tarihtir. Tarihte de ilerleyen dönemde yerini alacak bu şeyler.
Evet, zaten mesele de o. Türkiye'de herhalde eleştiri denince akla başka bir şey geliyor. Oysa mekanizma da eleştiri geliştiricidir. Sizin de dikkat çektiğiniz yazıda ben bugün ona vurgu yapmıştım. Ama eleştirinin ötesinde bir durum var. Herhalde bu bilinçli bir politika. Son bir soru soracağım. Bir iki dakikada yanıt verirseniz. O ayrı tabii. Öyle bir hesap da var. İnce hesapları ben bilmediğim için. Şöyle bir şey var, yani tüm bu saldırılara, baskılara rağmen birçok kamuoyunda anket yayınlanıyor. HDP hepsinde barajın üstünde, yani %11'den aşağı gösteren olmadı şimdiye kadar. Bu anketleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir manipülasyon var mı işin içinde? Bir de gerçekten siyaset yürütürken HDP'ye dönük ya da bir bütün olarak Kürt siyasetine, demokratik siyasete dönük tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğrudur. Dönem dönem kimi partiler anketler yapmaktadır, kimi bağımsız kuruluşlar da anketler yapmaktadır. Biz başta da belirtmiştik aslında Türkiye'de siyaset sadece aldığınız oy oranı kadar konuşma hakkına sahip olduğunuz için önemli bir mevzidir, anlamlıdır ve kıymetlidir. Bunun çabasını vermek lazım. Ama HDP 2015'te Kürt siyasal hareketi ve dostları 2015'te barajı açtı. Ama siyaset sadece seçim endeksli olmamalıdır. Biz HDP olarak elimizi, bedenimizi, gövdemizi ateşin içine atarak halkımızla birlikte o oyları alıyoruz. Bunlara rağmen, bu kadar zulme, baskıya, hakarete rağmen HDP barajın üstünde kalmaktadır. Durum biraz böyledir. Biz tabii ki HDP'nin diğer çevrelerle, demokratik çevrelerle biraz daha çeperini genişletmesi gerekir ve ilerleyen dönemde kimi ittifaklar daha da artacaktır. Belki erken seçim de kimi noktalarda tartışılmaktadır, konuşulmaktadır. Biz de buna göre pozisyonumuzu alıyoruz ve HDP'nin en azından sözü söyleme, biz mecliste de bunu söyledik, Kürt karşıtı kararların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçmemesi için oy birliğiyle geçmemesi için bunun mücadelesini yürütmeliyiz, tarihe not düşmeliyiz. Doğrudur, belki şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi bir sadece 600 kişiden oluşan bir bürokrasinin işlediği alan gibi görünüyor, pek bir kıymeti dışarıdan görünmüyor çünkü sarayda Cumhurbaşkanı tarafından ve kabinesi tarafından her şey işletilmektedir. Kimi değiştirilecek maddeler de AKP ve MHP'nin insafına kalmıştır. O noktada AKP'nin eli güçlüdür ama ilerleyen dönemlerde bu güç böyle devam etmeyecek. Kendi içlerinde de çok başlılık bir durum var, bir çatışma durumu vardır. Bunu belirtebiliriz en azından. Bu da var diyorsunuz. Peki ben yayınımızın sonuna geldik. Doğrusu zaman ayırdınız, emek verdiniz. Bunun için de teşekkür ediyorum. Tabii bu arada HDP'yi 6 milyon oydan 300 bin oya düşürecek bir İyi Parti riski de var. Onu da görmekte yarar var. Adamların rüyası oymuş. Çok teşekkürler Sayın Ömer Acalan. Bir kez daha sağ olun yayınımıza katıldığınız için. İnşallah. Peki sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Programın birinci bölümünde Kürt siyasetinin duayenlerinden Sayın Ahmet Türk'le konuştuk. İkinci bölümde ise HDP milletvekili Sayın Ömer Öcalan'la konuştuk. Gelecek medya haberde gündem programlarında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.